Ekranları başındaki sevgili izleyicilerimiz, bu haftadan itibaren sizlerle Zirveye Giden Adımlar programında buluşacağız. Zirveye Giden Adımlar, adından da anlaşılacağı gibi iş dünyası başta olmak üzere sanatta, akademik dünyada, kültür alanında zirvedeki isimleri konu edinecek. Programımızda emeğiyle, çalışmalarıyla farklılık yaratan, ülkemizin toplumsal, ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayan kişileri ağırlayacağız. Zirveye Giden Adımlar'da ilk konuğumuz, ailesinin kurduğu ve demir-çelik sektöründe önemli bir yere taşıdıkları şirketi başarıyla yönetmeyi sürdüren Ali Yılmaz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle bize biraz işinizden bahseder misiniz? İşimiz sanayi sektörüne hitap eden demir-çelik sektörüyle uğraşıyoruz. Esas ailemiz memlekette de ticaretle uğraşıyordu. Fakat 1980'li 81 yıllarda İstanbul Bayrampaşa'da demir-çelik ticaretiyle uğraşmaya başladı. İşimiz dediğim gibi sanayi ürünleri sanayiye hitap ediyor. İmalat sanayi, otomotiv sanayi, makine yan sanayi, makine kalıp sanayi, mobilya sanayi, hatta inşaata varmak üzere birçok sektöre hitap etmektedir. Bunun dışında 3 ayrı yerde İstanbul'da, Bayrampaşa'da 2 tane olmak üzere, İkiteli'de olmak üzere depolarımızda ağırlıklı İstanbul olmak üzere Anadolu'da da birçok ile hizmet vermekteyiz. Müşteri grubumuz, portföyümüz vardır. Kendimiz birçok ürünü direkt ithal edip Çin, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden burada direkt üreticiye buluşturuyoruz. Satıyoruz. Parakende ve toptan olmak üzere hizmetimiz vardır. Peki aslında siz bir nevi bu işin içine doğmuş durumdasınız. Çünkü aileniz zaten bu sektörün içerisindeydi bildiğim kadarıyla. Peki siz çocukken böyle işin içine çok sık sık girmeye çalışır mıydınız dediğinizde çok uğrar mıydınız? Evet, özellikle çocukluk yıllarımda hatta gençlik yıllarımda çok ilgiliydim, çok hevesliydim. İstiyordum. Ailem de bunun farkındaydı. Biliyordu yani küçüklük, çocukluk yıllarımdan itibaren tatil günlerinde, işte yaz aylarında, okul tatil olduğu zaman büyük bir istekle, hevesle işte beni de işe götürün, işte ben de işe geleceğim, ben de işe gideceğim gibi böyle söyleyerek ta o yıllardan büyük bir hevesle ister istemez bu işin içinde olmuş oldum. Böylelikle iş yaşantınızı aslında yolunuzu çizmiş oldunuz. Gelecekteki aynen öyle. Yolunuzu. Yani farkında da olmadan ta o yıllardan bu sektörün içine itilmiş ve bu sektör tanıtılmış oldu bana. Ben de severek yaptım. Şu anda severek yapıyorum. Çocukken başka bir hayaliniz hiç olmadı mı? Yani ne bileyim hani çocukken bizim hayallerimiz vardı ya doktor olmak, işte polis olmak, itfaiyeci olmak gibi. Bütün çocukların genel ortak hayalleri vardır. Öğretmen olmak gibi mesela. Tabii ben sizin de, hiç oluşmadı mı bu? Ben de belki çok küçük yaşlarda bu soru hep sorulduğunda doktor olacağım, belki avukat olacağım falan demişimdir ama bir şeylerin farkına varmaya başladıktan sonra, o yıllardan sonra tabii ki çok fazla da bir seçenek olmadığından ailemizin, büyüklerimizin, yani babamın ve dedemin bana göstermiş olduğu ister istemez mesleğin içine girdim. Yani bundan da çok mutluyum. Başka türlü hayallerim yok. Yani öyle çok gerçekçi birisiyimdir. Hayallerden ziyade ne yapmak istediğimi bilen ama buna yavaş yavaş adım adım sindire sindire gitmenin doğru olduğunu düşünen birisiyim. Yani o yüzden hayallerim belki bu anlamda gerçekleşmiş oldu şu ana kadar. Kesinlikle gerçekleşmiş. Yani. Çünkü sektörde gayet başarılı görünüyorsunuz şu durumda. Peki bir de bir erkek kardeşiniz var. Evet. Sanırım erkek kardeşinizle birlikte çalışıyorsunuz. Tabii. Biz bir aile şirketiyiz dediğim gibi. Babam da beraber, bizle beraber olmak üzere. Evet. Ben ve kardeşim. Kardeşinizle hiç anlaşmazlığa düştüğünüz zamanlar oluyor mu? Ya da olduğu zamanlarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Yok. Şu ana kadar öyle büyük bir anlaşmazlık veya sorun aramızda yaşanmadı. Dediğim gibi biz aile şirketi olduğumuz için bize ta küçük yaşlardan itibaren
amma kardeşler arasında, işte amma aile bireyleri ve akrabalar arasında, evet, gerek işle ilgili olsun, gerek başka konularla ilgili olsun, hep birbirimize yardımcı olmak, destek olmak öğretildi. Hı hı. Varsa hatalarımız, kusurlarımız, ufak tefek sorunlar, bunların çok büyütülmemesi, çok fazla abartılmadan kişilerin hatalarını örtme yoluna gidilmesi. Bunlar öğretildiği için öyle çok büyük bir anlaşmazlığımız ve problemlerimiz yok ki zaten üç ayrı İstanbul'da, üç ayrı yerde depomuz ve işletmemiz olduğu için işte bu babam bir depoda, ben bir depoda, kardeşim başka bir depoda çalıştığı için herkes üzerine düşen görevi, üzerine aldığı sorumluluğu, evet, iş paylaşımı yaptığımız için herhangi bir sorun olmuyor. Olmadı da bundan sonra da olmaz inşallah. Bu şekilde olmaz, devam eder gideriz. Olmaz inşallah. Ben aileden gelen bir işe sahip olmanın çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Sadece ben değil herhalde, birçok insan böyle düşünüyordur diye düşünüyorum. Siz bu işe sahip biri olarak bu işin avantajları nelerdir? Ben de aynı şekilde düşünüyorum genelde. Yani aileden gelen bir işle uğraşmamız tabii ki avantaj. Neden avantaj? Yani takdir edersiniz ki hele hele şu günlerde, şu ortamda yeniden bir iş kurmak, yeniden bir şey oluşturmak oldukça zor. Sağ olsunlar ailemiz zamanında böyle bir oluşum yapmışlar biz çocukları için, geleceği için. Biz de böyle bir ortamın, yani tabiri caizse hazır, kurulu bir düzenin üstüne geldiğimiz için bu konuda şanslıyız. Ha, tabii ki biz de o şekilde bu hazır diye oturup boş boş durmadık. O İlerletmek için, dezavantajları da var. Için, evet, elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani dezavantajları konusunda da tabii var olan bir şeyi bu sefer sorumluluk üzerinize geldiği için daha ileriye götürmek zorundasınız. Daha iyisini yapmak zorundasınız. Çok fazla hata yapmamak durumunda kalıyorsunuz. Bunlar da dezavantajları olabilir. Belki bir dezavantajı da bize o zamanlardan gösterilen sektör ve iş dalı buydu. O yüzden biz de bunun üzerinde yürüdük, devam ettik. Başka bir sektör veya iş dalı görme işimizdir belki, ama bu da çok önemli bir şey değildir. İşi severek yaptığınız sürece bir sorun yoktur. Mühim olan yaptığınız işi sevmek ve o işte ne yapılması gerekiyorsa, doğru olan neyse onu yapmak. Peki kısaca şu anki sektörün şu anki durumundan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl görüyorsunuz? Sektörün şu anki durumu birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörde de sanayiye dayalı olduğu için, sanayi üretimine dayalı olduğu için sıkıntılar tabii ki var, yaşanmakta. İstihdamdan tutun, yani çalıştırılacak, çalışacak elemandan tutun, işte satış, pazarlama, işte rekabet, fiyat anlamında rekabet, hizmette en iyisini yapmak. Bu tür durumlardan dolayı sıkıntılar var tabii ki. Özellikle finans yönünden şu an bayağı sıkıntılar çekmekleri. Bu da sanayi üretiminden, dediğim gibi sanayi üretimindeki duraklamadan kaynaklanan arz talep meselesiyle ilgili bir olay olduğu için satış yapmak zorundasınız. Talep de buna göre karşılamıyor ve azsa işte burada fiyattan, işte hizmetten, birçok şeyden, vadeden, finansal konudan ödünler vermek zorunda kaldığınız için bu tür konularda sıkıntılar var. Ama ilerisi çok açık ve her geçen gün büyüyen bir sektör. Çünkü teknolojiyle beraber, dünyaya açılmayla beraber her geçen gün tüm dünyada ve Türkiye'de olmak üzere üretimi, demir çeliğin üretimi, ithalatı, ihracatı artan ana sektörler, lokomotif sektörlerden birisidir. Siz demir çelik sektörü. Sadece yurt içine değil, yurt dışına da ihracatta bulunuyorsunuz galiba. Dolaylı olarak
ihracatta bulunuyoruz. Hizmet verdiğimiz müşterilerden dolayı. Direkt kendi ihracatımız yok. Denecek kadar az. Çok fazla değil ama dediğim gibi ithalat anlamında kendimiz yapıyoruz birçok ürünleri. Evet. Ve müşterilerimiz, dolaylı olarak müşterilerimizden dolayı ihracata katkıda bulunmuş oluyoruz. Ama sektördeki sorunlardan sormuşken şu noktaya değinmek istiyorum bir de bu konuda. Buyurun. Özellikle şu an son yıllarda Türkiye'nin komşularıyla ve komşularındaki problemlerden dolayı, yaşadığı maalesef problemlerden ve kendi iç problemlerinden dolayı komşuların, örneğin Suriye, evet, işte Irak, işte Mısır, Libya gibi ülkelerin ve en sonunda da Rusya'yla yaşanan sorunlardan dolayı oralara birçok irili ufaklı müşterilerimiz, firmalar, imalat yapan bir ürün çıkartan firmalar ihracat yapamıyor. Yapamaz hale geldi. Ve birçok firmada kapanacak duruma geldi. Bu tür sorunlardan dolayı iç piyasada, kendi iç piyasamızda bir takım sorunlar yaşanıyor şu an, yaşanmaktadır. Evet. Peki o zaman iş hayatından birazcık uzaklaşalım şöyle. Rahatlayalım. Olur. Özel yaşantımıza girelim. Evlisiniz, iki çocuğunuz var. Çocuklarınızla nasıl bir ilişki içerisindesiniz? Onları yetiştirirken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Neye önem veriyorsunuz? Çocuklarımla her zaman bir baba gibi, ama gerçek anlamda baba gibi, yol gösteren, yardımcı olan her tür konularda ve gerektiği yerde ve zamanda da bir arkadaş gibi bir ilişkim var çocuklarımla. Onlarla eğitimleriyle ilgili, hayatta ne yapmak istiyorlar, onlarla ilgili her türlü şeyi oturup açık açık konuşan, yönlendirmeye çalışan böyle bir baba ve çocuk ilişkimiz var. Yönlendirme demişken, evet, şimdi çocukları kendi işimize yönlendirmeyi düşünüyor muyuz? Ya da onlar başka bir meslek seçmeyi düşünürlerse tavrınız ne olur? Alınır mısınız? Kırılır mısınız? Yok. Yani her şeyden önce onların mutlu olması ve sağlıklı olması bizler için önemlidir. Şimdi bizim zamanımızla şu anki zaman tabii ki birbirine benzemiyor. Evet. Büyük farklılıklar var. Her türlü gelişim anlamında. Bu eğitimde de, işte teknolojide de, bilimde de. Kesinlikle. Şimdi bize zamanında gösterilen veya sunulan şeyler tabii ki o zamanın şartlarına göre daha kısıtlıydı. Evet. Daha dardı. Ama şimdi öyle değil. Bu güzel bir şey. Şimdiki çocuklar daha şanslı bu konuda belki. Her türlü gelişime ayak uydurabiliyorlar, açıklar. Şimdi biraz daha küçükler tabii ama ileride bilemiyorum kendileri ne tür bir meslek yapmak ister veya seçerler. Ama tabii ki bizler de onları en iyi şekilde, en olması gereken şekilde yönlendireceğiz. Tabii ki ben isterim ta aileden devam eden, babadan gelen sektörün içine, kendi aile işimizin içine girmelerini ve bunu ellerinden geldiğince daha ileriye taşımaları, daha topluma ve millete faydalı olacak yerlere, konumlara getirmelerini isterim. Evet. Bu şekilde yönlendirecek. Şeyde tatil gününüzde diyelim, kendinize izin verdiğiniz bir günde çocuklarınızla vaktinizi nasıl geçirmeyi planlarsınız? Çocuklarımla tabii dolu dolu gün ve vakit yettiğince geçiriyorum da, geçirmek de isterim. Ya öncelikle onların şu an okulda oldukları için derslerini takip ediyorum. O Evet. konuda yönlendirmeler yapıyorum. Yardımcı oluyorum kendi bilgim dahilinde, elimden geldiğince. Okuldaki sosyal aktivitelerine, ailece yapılan faaliyetlerine katılmaya gayret ediyorum. Yani bunun dışında sanatsal şeyler işte nedir? Tiyatro, evet, sinema, vakit ve fırsat buldukça bu tür sosyal olaylara beraber gidiyoruz, zaman geçiriyoruz. Başka ailece beraber işte geziler, evde küçük faaliyetler, bu evet, tür şeylerle geçiyor.
Peki işe döneceğim tekrar. Hiç böyle tükendiğinizi hissettiğiniz, ne bileyim ben bu işi artık yapamayacağım, bırakayım ben başka bir şeylerle uğraşayım diye düşündüğünüz zamanlar oldu mu? Yok öyle aman aman çok büyük Allah'a şükür sıkıntılarımız şeyimiz olmadı ama tabii ki insanoğlunun doğası tabiatıyla ilgili zaman zaman ama işle olsun ama ailesel ama arkadaşlarıyla ilgili olsun sıkıntıya düştüğü, daraldığı diyelim zamanlar, vakitler illaki olmuştur. Ama hiçbir zaman kesinlikle pes etmek, artık ben buraya kadar bundan sonrasını yapamam gibi bir düşünce olamaz. Mümkün değil. Bu zaten tabiata aykırı bir şey. Her zaman için karşılaştığın zorlukların, güçlüklerin üstesinden gelmek için çalışmalı insan. Evet. Hayat bu demektir zaten. Önüne çıkan problemleri, sıkıntıları aştıkça bir adım ileriye gidebilirsin. Daha kendini geliştirebilirsin. Hayır, kesinlikle öyle bir şeye hiçbir zaman girmedim ama tabii ki biz de insanız. Zaman zaman sıkıldığımız, zorlandığımız dönemler olmuştur. Ama önemli olan bunları en güzel şekilde atlatabilmektir. Yani. Sizce işverenleriniz sizi nasıl görüyor? İşverenlerim, bilmiyorum, benim gördüğüm, benim onlardan aldığım tepkiler olumlu gayet. Çünkü biz hiçbir zaman tam böyle bir patron işçi ilişkisinde ve kopukluğunda olmadık. Daha çok böyle bir aile gibi aynı ortamda çalıştığımız için ve hepimiz oradan ekmek yiyoruz. Yani ne kadar bizim işimizse, biz yönetiyorsak o kişiler de kendi işleri gibi her zaman için çalışırlardı. Biz de bunun farkındaydık ve biz de hep o zaman onlara ona göre davrandık. Memnun olduklarını düşünüyorum. Dediğim gibi sırf işle ilgili değil, ailesel bir sorunlar olduklarında, maddi anlamda bir problemleri ve sorunları olduklarında elimizden geldiği kadar onlara hep yardımcı olmaya, destek olmaya çalıştık. Ve onlar da sağ olsunlar, hiçbir zaman bir art niyet gözetmeden, demin de dediğim gibi kendi işleri gibi o sadakat ve titizlikle çalıştılar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bundan sonra da inşallah öyle olur. Çünkü çok eski yıllardan beri, yani şöyle diyebilirim, bizde çalışan bir kişi çok ekstrem ve farklı bir durum olmadıktan sonra bizim iş yerimizden emekli olmuş gitmiştir. Bir de teşekkür etmiştir. Biz de ona teşekkür etmiştiriz. Eline koluna sağlık diyeyim. Yani işveren gönül çalışandan rızasıyla, daha çok. Evet, gönül rızasıyla ve bir aile ortam içinde çalışmaya önemli. Çünkü bu şekilde daha verimli olunacağını düşünüyorum. Daha büyük bir aile oluyoruz diyorsunuz gittikçe. Kafanızı böyle boşaltmak istediğiniz zaman, hani işi unutmak istediğinizde neler yapıyorsunuz? Nelerdir uğraşlarınız? Vallahi işi unutmak istediğimde tabii en iyi gelen bana yine dediğim gibi ailem. Çocuklarım, özellikle işte eşimle beraber, çocuklarımla fırsat buldukça beraber vakit geçirmek, imkan oldukça küçük geziler, tatiller yapıp bazı şeyleri ortak beraber yapıp paylaşmak, işte arkadaşlarımla, işte okuldan olsun, eskiden arkadaşlarımla bir araya gelmek, sohbetler etmek, kendim birebir tek başıma kaldığımda da vakit buldukça ve fırsat oldukça işte spor yapmak, yürüyüş yapmak. Ancak bunları yapabiliyoruz zaten şu anki zaman darlığı bu ortamda. Ben küçük bir tüyo aldım ama mutfağa da girermişsiniz. Evet. Böyle zamanlarda canı sıkıldığında. Evet. Mutfağa ne yemek yaparsınız genelde? Vallahi aslında deminki sorduğun sorunun en şeyi, güzel en iyi cevabı buydu. İnsan sıkıldığında ve çok daraldığında mutfak, gerçekten mutfakta bir şeyler yapmak ve hele hele yiyecek bir şey hazırlamak gerçekten çok rahatlatıyor insanı. Yani psikolojik olarak. Eşiniz de çok memnundur bu durumda. Tabii onun da hoşuna gidiyor. İşine geliyor değil mi? Hoşuna gidiyor.
Bir de ben senin yaptığın yemeğiyim diyor. Seviyor yani, fırsatım oldukça ve şey yaptıkça bu tür durumlar günlerde mutfağa girerim. Elimden geldiğince, tabii çok profesyonelce ve eski bizim annelerimizin, büyüklerimizin yaptığı yemekleri yapamasak bile ama belli bir spesiyeliniz var mı? Var. Yoksa... mesela fırında balık yemeklerini güzel yaparım. Oo. Çok güzel yaparım. Çok güzel. Yani. Öyle söylüyor arkadaşlarımız, aile dostlarımız. Çok güzel. İnşallah bir gün yemek bize de nasip olur zaman diyelim de. Bir sürü genç şimdi atılım yapmak istiyor. Girişimde bulunmak istiyor ama bir sürü problemle karşılaşabiliyorlar. Maddi problemler, işte acabalar, hani yapamayabilir miyim gibi. Sizin bir öneriniz olabilir mi gençler için? Evet, gençler çok önemli. Çok önemsiyorum çünkü bir ülkenin özellikle de üretimde, sanayide ve eğitimde ilerleyebilmesi gençlere bağlı. Onların elindedir. Gençler benim tavsiyem, şimdi son zamanlarda görüyorum, bazı durumlarda çok aceleci davranabiliyorlar. Bir an önce para düşünüyor, konuma gelebiliyorlar. İster istemez maalesef ki şu anki imkanlar ve şartlardan, hayat gerekliliğinden dolayı para da bir gerçek ve gerekliliktir. Ama gençlerin işi zor. Niye? Çok çalışmaları gerekiyor. Ve klasik bir tabirle, hani hep söylenir, merdivenleri birer birer çok emin adımlarla çıkmalarını tavsiye ederim. İlk önce paradan önce tecrübe ve çevre kazanmaları çok çok önemlidir ki bu ileride karşılarına, kendilerine büyük bir sermaye olarak döner. Bunu düşünüyorum. Evet. Ama tabii ki yine dediğim gibi zor. Şu anki ortamda gençlerin işi hakikaten zor. Yeniden bir şeye başlamak, sıfırdan bir şeyler yapmak zor ama hepsinin başarılı olacağına inanıyorum. Ve hepsine Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah. İnşallah güzel olacaktır. Programımıza konuk olduğunuz, birikimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Ne demek? Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu imkanı bize sağladığınız için. Sizin nezdinizde tüm Cem TV yöneticilerine, çalışanlarına, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, sürçülisan ettiysek affola. Bir dahaki Zirveye Giden Adımlar programında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.